Bakırköy Bursa Rally'si bu yıl 45. kez düzenlendi. Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. ayağı olan BTSO 45. Yeşil Bursa Rally'si 4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Müzik 75 otomobil ve 150 sporcuyla düzenlenen rally 2 gün boyunca Oranelik Keles bölgesinde 368.94 km uzunluğundaki asfalt parkurda koşuldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ana sponsorluğunda Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon aynı zamanda Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Şevki Gökerman Rally Kupası'na da puan verdi. BTSO 45. Yeşil Bursa Rally'si öncesinde Türkiye Rally Şampiyonası'nda Buğra Banaz, Gürkal Menderes, takımlarda BC Vision Motorsport, markalarda ise Castrol 4Team Türkiye lider durumda bulunuyordu. 2021 Türkiye Historic Rally Şampiyonası'nda Parkour Racing takımından Üstün Üstünkaya Kerimtar ilk sırada yer alırken, Şevki Gökerman Rally Kupası'nda ise pilotlarda Castrol 4Team Türkiye takımından Emre Ali Başo, kopilotlarda ise aynı takımdan Sevilay Genç liderdi. 4 Eylül Cumartesi günü saat 13'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu önünden başlayan rally'nin ilk gününde BTSO adıyla geçilen Sırma ve Ahmet Burkaya adıyla geçilen dağ akça etaplarını ikişer kez dönen ekipler saat 20.30'dan itibaren ilk günü tamamladılar. Zirve mücadelesinde ilk gün Burak Çukurova, Buğra Banaz ve Ali Türkkan sıralamasıyla sona erdi. 5 Eylül pazar sabahı saat 9'da yeniden direksiyon başına geçen sporcular bu kez de Red Bull adıyla geçilen Hüseyin Alan ve Limak Enerji adıyla geçilen Soğukpınar etaplarını ikişer kez tamamladıktan sonra saat 16.15'teki finiş seremonisine ulaşabilmek için ter döktüler. Şen Helix 2021 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. ayağı olan BTSO 45. Yeşil Bursa Rally'si Burak Çukurova, Burak Akça ekibinin liderliğiyle sona erdi. Çukurova Akça ekibi 2 gün süren zorlu mücadeleyi takım arkadaşı Buğra Banaz, Gürkal Menderes'in 9.6 saniye önünde tamamladı. Balkan Rally Kupası'nda iki çeker sınıfında ve genç pilotlar sınıfında lider konumda olan Castrol 4Team Türkiye'nin genç ve gelecek vadeden pilotu Ali Türkkan için bu yarış önemli bir antrenman yarışıydı. Ali Türkkan ve kopilotu Aras Dinçer bu yarışta da yeni nesil Ford Fiesta Rally 4'leri ile mücadele ettiler. Castrol 4Team Türkiye adına yarışan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, kopilotu Aras Dinçer ile birlikte genel klasmanda üçüncülüğü aldı. Sol 5 uzunca dar, hemen sağ 4.5 uzun. Ali Türkkan bununla beraber iki çeker, sınıf 4 ve genç pilotlar kategorilerinde de zirveye çıkarak yarışın en dikkat çeken pilotlarından biri oldu. Sınıf N'de Evofon Rally Team'den Buğra Can Kılıç, Yusuf Çalık, sınıf 3'te Castrol 4Team Türkiye takımından Erol Akbaş, Egemen Dural ve sınıf 5'te de Clio Trophy Turkey'den Mehmet Besler, Egemen Ertürk zafere ulaştılar. Türkiye Historic Rally Şampiyonası klasmanında Parkour Racing takımından Üstün Üstünkaya Kerimtar birinciliğe uzanırken ev sahibi ekip Onur Çelikyay, Serdar Canbek, Murat 124 ile ikinci ve Volkswagen Golf GTI ile Cevdet Durmaz, Ferhat İzzetoğlu üçüncü olarak finiş gördüler. Üstünkaya Kar aynı zamanda kategori 2 birincisi olurken kategori 1'de de Çelikyay Canbek ekibi ipi göğüsledi. Şevki Gökerman Rally Kupası klasmanında ise Burak Başlık, Bahadır Özcan genel klasman ve kategori 2 birincisi olurken aynı takımdan Alparslan Çukurova, Can Hergüner ikinciliği ve kategori 4 birinciliğini,
Serdar Kaan Yalçın, Güray Akgün de üçüncülüğü kazandılar. Kategori 3'te Emre Ali Başo, Yasin Tomurcuk, kategori 1'de ise Ali İşeri, Bora İşeri birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Şalelix 2021 Türkiye Rally Şampiyonası'na 16-17 Ekim tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilecek Ege Rally'si ile devam edilecek. Sol 1.5 kısa, sağ 1.5 ile fren, sol 5 uzun. Start 2.5 pist, kes.